Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra Fetih Suresinin ikinci ayetinden devam edeceğiz. Ramazan-ı Şerif'te Allah nasip etti çok şükür. Epey bir ilerlemiş olduk her gün tefsir yaptığımız için diyelim, mukabele okuduğumuz her gün. Umarım inşallah sizler buraya kadar olan bölümü, en azından Fetih Suresinin birinci ayetini ya dinlemiş ya da okumuşsunuzdur. Çünkü biz bugün ikinci ayetten devam edeceğiz. Orada kalmıştık. Ne diyordu birinci ayet? İnna fetahna leke fethan mubina. Biz sana apaçık bir fetih müjdeledik diyordu. Fetih suresi Hudeybiye anlaşması sırasında nazil olmuş. O yüzden bu surede anlatılan olayları ve hani bu surenin nasıl olup da bir müjde içerdiğini tam olarak anlayabilmek için aslında Hudeybiye anlaşması hadisesine, yani öncesini, peygamberimizin umre ziyareti teşebbüsünü, Mekke'nin civarında Hudeybiye denilen mevkide Mekkeliler tarafından engellenişlerini ve onlarla imzaladığı bir anlaşma, barış anlaşmasını, o anlaşmanın şartlarını ve sahabenin yaşadığı yenilgi duygusunu, hatta Peygamber Efendimizin, yani o kadar eminlerdi ki, çünkü Peygamberimiz rüyasında görmüştü umre yaptıklarını, umre ziyareti yaptıklarını. Çok emin bir şekilde gelmişlerdi. Yani Peygamberin rüyası vahiyden bir cüzdür. Dolayısıyla bu bir müjdedir. Hani biz kesin bu umreyi yapacağız diye düşünmüşlerdi. Tam tersine umre yapamadıkları gibi onlara çok ağır gelen görünüşte bazı maddeler içeren bir anlaşmayı da imzalamak zorunda kaldılar ve böyle büyük bir hayal kırıklığı, o kadar ki Peygamber Efendimizin işte herkes tıraş olsun, kurbanını kessin, ihramdan çıksın ve kurbanını kessin emrine bile riayet edemediler. Yani böyle bir donup kaldılar, paralize olmak diyorlar galiba buna. Böyle duymuyorlardı sanki Peygamber Efendimiz'i ve bu ilk defa oluyordu. Yani o olayı, orada yaşananları, orada söylenenleri ve aslında o anlaşma maddelerinin dışarıdan bir yenilgi gibi görünmesine rağmen çok kısa vadede, uzun vadede bile değil, yani çok kısa süre içerisinde nasıl bir zafere dönüştüğünü okumanızı tavsiye ederim. Fetih suresinin ruhunu daha iyi kavrayabilmek için. Zaten birinci ayeti açıklarken de bunu söylemiştim, mutlaka okunması gerekir diye. Özellikle de benim tercihim, yani sizler bilirsiniz tabii, Muhammed Hamidullah'ın İslam Peygamberi kitabından o bölümü okumanızı hararetle tavsiye ederim. Şimdi ayet-i kerime, birinci ayet-i kerime, fethem mubina, inna fetahna leke fethem mubina, biz sana apaçık bir fetih müjdeliyoruz diye başlıyor. Mübin, açık, parlak, bunu okuduk ama ikinci ayete bağlamak için buradan almayı uygun gördüm. Açık, parlak yahut ilerisini açan, gösteren demektir. Cenab-ı Allah bu fethin mübin olmasının hikmetini şu dört vecihi cem ile beyan buyuruyor. Yani arkasından gelen ikinci ve üçüncü ayetlerde neden bu fethin, mübin bir fetih, yani hiç kuşkuya yer bırakmayan, parıl parıl, kuşkusuz, şeksiz, şüphesiz bir fetih olduğunu şu dört gerekçeyle açıklıyor Cenab-ı Hak. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ, ikinci ayetten itibaren, لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, tam bir mağfiret birincisi. Cenab-ı Hak senin, açıklayacak birazdan bunları, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlaması için li harfi ceriyle başlıyor. Sebep bildiren, hikmet bildiren, gaye bildiren bir harfi cer bu. Yani Cenab-ı Hak sana neden bir fethi mübin nasip etti? Şunun için diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de böyle sebep bildiren ifadelerin ben çok önemli olduğunu düşünürüm acizane. Ne yazık ki böyle oturup onları bir tespit etmeye bir türlü zaman ayıramadım. Yani Allah katındaki sebep sonuç ilişkisini, neyin neye bağlı olduğunu, daha doğrusu inşallah yanlış ifade etmiyorumdur, İlahi aklın, yani ilahi bilginin, ilmin nasıl çalıştığını bize göstermesi açısından çok önemlidir. Mesela biz bir fethi mübinle müjdelensek, bunun birinci hedefinin mağfiret olduğunu düşünebilir miydik bize kalsaydı? Yani fetih zafer demek, açık bir zafer, şeksiz şüphesiz pırıl pırıl bir zaferle müjdelensek biz, bu zaferin
nihai hedefi, niçin yani Cenab-ı Hak bu zaferi bize nasip etti? Çünkü bizim günahlarımızı bağışlamak istiyor. Böyle bir ilişki kurabilir miydik? Bu bakımdan yani Cenab-ı Hakk'ın katında neyin önemli olduğunu, neyin nihai hedef olduğunu, bu hayattaki nihai hedefi anlatabiliyorum değil mi arkadaşlar? Yani her şey birbirine bağlı, her şeyi bir şey için yapıyoruz. Peki son kertede bunların hepsinin en son amacı ne yani? Biz nereye varmak istiyoruz? Nedir bu hayattaki koşturmacaların, bu hayattaki çabaların, işte ne bileyim planlarımızın, böyle işte yatırımlarımızın hedefi nedir yani? Son hedefi, neyi elde etmek istiyoruz en sonunda? Mesela burada o gösteriliyor. Yani bütün başarılar niçindir? Çünkü burada bir zaferden bahsediliyor. Çaba da değil yani, bir sonuç. Bir sonuca ulaştık, zafere ulaştık. Niçin? Çünkü o zafer sayesinde Allah'ın mağfiretini kazanacağız. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Geçmiş ve gelecek bütün günahlarının affedilmesi için. Ve yutimme ni'metehu aleyke, ve sana olan nimetini tamamlaması için, itmam-ı nimet diyor buna Elmalı, nimetin tamamlanması, yani hiçbir şey eksik kalmayacak hayatında, her şeye ulaşmış olacaksın. Efendim, ve yehdike sıratan müstakima, ve seni sırat-ı müstakime ulaştıracak. Ve yansurakallahu nasran aziza, ve sana tam bir aziz bir zafer, tam değil, aziz çok yüce yani ulu, manevi bir mertebesi olan, sadece hani dünya şartlarında insanlar arasında bir zafer değil, yani insanların başarı gördüğü şeyleri değil, sadece Allah katında da izzet sahibi, Allah katında da değerli bir zafer Allah sana nasip etmesi için. Yani bunların her birini ayrı ayrı değil, ayrıca değil, mecmuunu birden bir hikmet olmak üzere, yani bunların tamamı bu fethi mübinin amacı, hikmeti olmak üzere bir lam-ı akıbet, yani niçin, bütün bunlar niçin yapılıyor? Lam-ı akıbet sonucu bildiren lam harfi ceriyle başlıyor. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Ki Allah senin zembinden mütekaddem ve müteahhar. مَا تَقَدَّمْ وَمَا تَأَخَّرْ, yani geçmişte kalmış ve geleceği mağfiret buyura. Kadı Beyzavi diyor ki, fetih küffara cihat ile, şimdi buranın tefsiri sadedinde, yani Beyzavi tefsirinden bir alıntı yapmış Elmalı merhum. Fetih küffara cihat ile şirkin define, yani cihadın, hem cihadın hem de o cihat sonucunda elde edilecek zaferin, fethin niçin yapıldığını burada bize anlatıyor. Burada biraz durmamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar, İslam'da cihat niçin yapılır? Hep böyle benim de zihnimin, hadi itiraf edeyim burada, tam olarak yatışmadığı bir konudur bu. Tartışmalı bir konudur. Aslında tartışmalı değildir. Bütün ulema ittifakla der ki cihat ilahi kelimetullah için yapılır. Yani Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye yapılır ve işte bütün hani İslam tarihi boyunca ben tabii bütün savaşları ve o savaşları yönetenlerin açıklamalarını okumadım ama öne çıkan açıklama budur, idareciler ve o savaşlara karar verenler tarafından. İşte biz Allah'ın yolunda, Allah fi sebilillah, yani Allah rızası için Allah yolunda cihad ediyoruz. Böyle açıklarlar. Amaç nedir? Amaç işte yeryüzünde Allah'ın dininin tanınması, bilinmesi. Yoksa zorla insanları Müslüman yapmak değildir. Bunu hiç kimse yapmamıştır tarihte diye düşünüyorum arkadaşlar. Çok istisnai, belki böyle hani mahalli bir, bilmiyorum, ona bile şahit olmadım. Okuduğum, bildiğim kadarıyla hiçbir fetihten sonra böyle zorla İslamlaştırma diye bir şey olmamıştır. Eğer olsaydı bugün Balkanlarda bir tane bile Müslüman kalmaması, kafir de demeyelim, gayrimüslim diyelim, kibar bir ifade olsun, bir tane bile gayrimüslim kalmamış olması gerekirdi. Çünkü arkadaşlar, İstanbul'un fethinden bile önce Balkanlar fethedildi. Çok daha uzun süre Müslümanların elinde kaldı ama hala biliyorsunuz orada baskın bir şekilde gayrimüslim nüfus var. Yani Osmanlı döneminde de öyleydi. Dolayısıyla kimse zorla Müslümanlaştırılmamıştır ama
İşte Allah'ın dini ve o dinin yeryüzündeki temsilcisi olan Müslümanlar, bu kelimelerin hep problemli olduğunun farkındayım. Efendim Müslümanlar hakim olsunlar, zavallı olmasınlar, hakim olsunlar. Allah'ın dini en yüce olsun ve pek çok İslam aliminin ittifakla yine söylediği bir gerekçe de cihat için insanlarla İslam arasındaki engeller kalksın. Çünkü insanları İslam'dan uzak tutmaya çalışıyorlar kafir idareciler. O idarecilerin zulmünü, bu haksızlığını engelleyerek, bunu hani güç kullanarak onlara karşı insanlarla İslam'ı karşı karşıya getirelim. Yani İslam'ı sunalım insanlara. Bugün yeryüzündeki İslamofobiya çalışmalarını düşünün. Buna ayrılan bütçeyi, bunun için yapılan stratejik hamleleri düşünün. Yani işte bütün bunlara engel olmak mesela cihat budur diyorlar. Yalnız işte benim mütereddit olduğum yer neresi peki? Şu ana kadar anlattıklarımda zihnen hiçbir problemim yok. İtikaden hiçbir problemim yok. Problem şuradaki, ben uygulamada her şeyin bu esaslar çerçevesinde cereyan ettiği kanaatinde değilim yani. Biraz böyle maddi sebepler, ekonomik sebepler, siyasi rekabetler, bunların da efendim belirleyici olduğu zaman zaman en azından o kanaatteyim. Ama ben tarihçi değilim, yargılama mevkiinde de değilim. Sadece eğri oturup doğru konuşalım diyorum. Yani insanlar, yani mesela bakın yeryüzündeki bütün, mesela Amerika Orta Doğu'yu işgal ediyor. Geliyor, işgal ediyor ta kaç bin kilometre öteden. Niçin yapıyor bunu? Yani şu anda herkes biliyor bunun niçin yaptığını, değil mi arkadaşlar? Bir görünen sebepler var, bir de belki görünmeyen sebepler var. Onları bilemiyoruz ama görünen sebepler işte ekonomik nedenlerdir. Petrol, diğer yeraltı, yerüstü zenginlikleri, işte bütün Irak'taki müzelerin yağmalanması bile yeter. Ve işte İslam dünyasına bir kargaşa çıkarmak. Çünkü onlar çok iyi hesaplar yapıyorlar arkadaşlar. Geleceğin yükselen dinleri arasında İslam giderek birinci sıraya doğru yükseliyor. Kendilerini tehdit altında hissediyorlar. Gittikçe yaşlanan bir nüfus, Batı Avrupa için özellikle bunu söylüyorum. Ve işte mesela ben bir ülke, isim de vermeyeyim, çok yanlış bilgi olmasın. Kuzey Avrupa ülkelerinden birine gitmiştim bundan 15 sene kadar önce. Sordum ne kadar buranın nüfusu? İşte 5-6 milyon. Siz geldiğinizde yabancı var mıydı? Türklere sordum. Yoktu. Siz ilk geldiniz. O zaman bu 5-6 milyon gene ne kadardı nüfus? Gene bu kadardı. Şu anda ne kadar yabancı var? Onda bir oranında. Yani demek ki işte 50 sene sonra falan hani buralar %50'den fazlası Müslümanların olacak. Yani bir o hesabı herhalde ben yaptığıma göre onlar da yapıyorlardır. Ve yeryüzünde insanları İslam'dan uzak tutmak için İşte İslam hakkında terör, terörist, cahil, işte sapkın bir takım, Peygamber Efendimiz başta olmak üzere biliyorsunuz hep oralardan çıktı bunlar, Kuzey Avrupa ülkelerinden. Efendim bir takım ithamlarda bulunuyorlar. Yeter ki insanlar İslam'a uzak kalsın diye. İşte diyorlar ki cihat insanlarla İslam arasındaki bu engellerin kaldırılmasıdır. Eyvallah, buna hiçbir diyeceğimiz yok. Yani İslam'a yönelik böyle bir tahkir, tezyif, iftira, efendim engelleme olduğunda biz hani bunun üstüne gideriz, hakkımızı ararız, kendimizi anlatma hakkımızı ararız efendim ve her türlü iftiraya karşı gerekirse cihat zaten çok kapsamlı bir kelimedir yani. Bütün mücadele yollarıyla mücadele ederiz. Buna eyvallah ama ben bu gerekçenin arkadaşlar, mesela işte dedik ya Amerika niye Orta Doğu'ya geldi? Bunun için, ama nasıl açıklıyor kendisi açıklarken? Demokrasi getirmek için diyor, değil mi? Yani diyor ki biz diyor bu ülkeler diyor kendilerini nasıl yöneteceklerini beceremiyorlar. Kabaca söylüyorum. İşte zulümle, istibdatla yönetiliyorlar, baskıyla yönetiliyorlar. Biz o insanları özgürleştirmek için geliyoruz. İşte kadınlara kötü muamele yapılıyor, okutulmuyor, hakları verilmiyor. Biz o kadınları özgürleştirmek için geliyoruz diyorlar. Onlar nasıl böyle gerekçelendiriyorsa, yani yanlış anlaşılmaz umarım. Yanlış anlaşılırsa da Allah'a sığınırım. Yani bu benim fikrim yanlışsa o yanlışın şerrinden Allah'a sığınırım. Ben doğru söylüyorsam ama insanlar yanlış anlıyorsa onların şerrinden Allah'a sığınırım. Arkadaşlar ben İslam dünyasında bütün savaşların, yani bütün İslam dünyasını düşünün, işte Uzak Doğu'dan ta işte Fas'a kadar bütün bu İslam dünyasında yapılan bütün savaşların yöneticiler tarafından fi sebilillah diye açıklanmasına rağmen hepsinin amacının fi sebilillah olduğunu düşünmüyorum uygulamada.
O yüzden bu açıklama önem arz ediyor arkadaşlar. Beyzavi şimdi açıklıyor bakın. Fetih niçin yapılır? Yani bu savaşlar, bu zaferler, bu fetihler niye yapılır? Küffara cihat ile şirkin define. Yani yeryüzünden şirkin ortadan kaldırılması için bir defa. Diyeceksiniz ki veya siz demezsiniz de insanlar der ki ya şirk de bir düşünce özgürlüğü değil midir? Burada tabii enine boyuna tartışmak lazım. O tartışma felsefi boyutları var, işte insan psikolojisiyle ilgili boyutları var, toplumsal boyutları var. Hatta bana sorarsanız ekonomik boyutları var. Çünkü ben bütün şirk inançlarının insanın insana tapınması çeşitli şekillerde, araya başka sembolik şeyler koysalar da onların arkasında o inancı üreten insanlar olduğunu düşünüyorum ve onların çıkarlarına hizmet ettiğini düşünüyorum. Yani dolayısıyla sömürünün tarih boyunca insanları, toplumları sömürmenin inanca büründürülmüş şeklidir şirk. Bu açıdan büyük bir zulümdür. İnne şirkele zulmün azim ayeti kerime var. En büyük bir şirk büyük bir zulümdür diyor Allah Teala. Bir bu açıdan insanın insanın sömürmesi için kurulmuş düzenin adıdır yani şirk düzeni. Şirkin en küçüğü bile buna sebep olur arkadaşlar. Yani toplum, kendi toplumumuzdan örnekler vermek istemiyorum. Yani birini ilah gibi görmeye başladığınızda onun sizi her anlamda, cinsel anlamda yani yaşanan olayları düşünün, ekonomik anlamda, sosyal anlamda sömürmesine müsait hale gelmiş oluyorsunuz. Bir, bu yönü var. İkincisi arkadaşlar, insan haysiyet ve onuruna aykırı şirk. Çünkü kendisi gibi bir yaratılmışı kendi üzerinde bir tanrı olarak görmesi demek. İstediği kadar sembolik olsun. Yani işte ineğin bereketi sembolize ettiğine, kadının doğurganlığı, yaratıcılığı, doğayı sembolize ettiğine falan kani olup biz bunlara tapmıyoruz aslında. Bunun arkasındaki işte tabiata, doğaya, oradaki güce işte vesaire vesaire bir takım açıklamalar yapıyorlar. Çünkü hiçbir müşrik, yani hiçbir demeyeyim ama bütün müşrikler de aptal değil yani, illaki bir açıklama yapıyorlar niye böyle taptıklarına dair. İşte o açıklama ile kendilerini, kendi onurlarına aykırı şekilde kendileri gibi bir yaratılmışa kendi üzerlerinde tanrılık veriyorlar. Bu açıdan da büyük bir zulüm. Yani insanın insan haysiyetine aykırı, insan onuruna aykırı. Onun için şirkle mücadele eder İslam. Ve bu şirkle mücadele arkadaşlar, ben hep şöyle derdim yani gençlik yıllarımda. Ya yani yeryüzünde artık şirk kalmadı herhalde, yani putlara tapmak falan, kalsa bile çok küçük, böyle istisnaidir yani. Peki bu Kur'an'da bu kadar çok şirkle şirke ilişkin ayetler var. Yani nasıl oluyor, hani bunlar o dönemi mi mahsustu diye böyle düşünürdüm. Sonra tanıdıkça, öğrendikçe dünyayı, yaşım ilerledikçe arkadaşlar şirkin çok çeşitli şekillerde devam ettiğini gördüm. Hatta Yusuf suresinin sonlarında bir ayet-i kerime var. Diyor ki sen ne kadar istersen iste, yeryüzünde insanların çoğu iman etmeyecek. İman edenlerin çoğu da Allah'a şirk koşmadan iman etmeyecek diyor. Onun için şirkle mücadele ilelebet sürecek bir mücadeledir ve cihadın en temel sebeplerinden birisi budur. Her anlamda, ekonomik, sosyal, psikolojik anlamda insan haysiyetini korumaya yöneliktir bu mücadele. Ve dinin ilasına, yani şimdi cihadın amaçlarını sayıyor. Birincisi şirkin define. Sonra dinin ilasına, ila yüceltilmesi, yani hak ettiği yeri bulması İslam dininin. Burası biraz daha dikkat gerektiriyor arkadaşlar. Nüfusu nakısanın tedricen ihtiyarlarıyla tekemmül edebilmeleri için kahran sevkine. Yani bu biraz şeye benziyor. Yani işte biz Orta Doğu'ya demokrasi getireceğiz'e benziyor birazcık. Bunu nasıl açıklayacağız bakalım. Nüfusu nakısanın, yani bir takım insanlar var. Bunlar nakıs, noksan. Yani düşünemiyorlar, akledemiyorlar, kendileri için iyi olanı bilemiyorlar. Böyle işte akıntıya kapılıyorlar, kalabalığa uyuyorlar. Yani buradan benim anladığım, Beyzavi böyle söylüyor. Tabii işte o dönemdeki o yani mücadele edilen insanları düşünün. Neyse ben elitistlik yapmayayım burada ama hani etrafımıza baktığımızda da değil mi? Bütün insanların akletme, fehmetme, doğruyu yanlışı ayırt etme noktasında aynı düzeyde olmadığını biliyoruz. Ama bugün günümüz herkesi birbirine, özellikle işte mesela seçimlerde bile eşit tutmak değil mi? Herkesin oyu bir tane yani. Nüfusu nakısanın
bu noksan düşünceli, noksan kendisi için doğruyu bilemeyecek durumdaki insanların tedricen, bakın zorla değil, böyle birden değil, işte tehdit ederek değil, yavaş yavaş, tedricen, derece derece, ihtiyarlarıyla, kendi seçimleriyle, baskıyla değil, tekemmül edebilmeleri için o noksanlıkları giderip tekamül edebilmeleri, yani insanı kamile doğru yükselebilmeleri için kahran sevkine, başlangıçta kahran, yani onlara zor kullanarak onları bu yola sevk etmeye. Yani ne diyor? Bir takım insanlar var. Bu insanlar kendileri için doğruyu yanlışı bilemiyorlar. Aslında dinimizde bunların, hani bütün insanların tekamül etmesini istiyor. Bu tekamül de tabii kendi tercihiyle olması lazım. Ama şu anda onu tercih edecek yeterlilikte değil. O zaman biz hiç olmazsa başlangıçta bunu, bak böyle de bir şey var, sen de işte burada bu yolda yanlış falan diye ona anlatmak için başlangıçta bir zor kullanarak onu doğruya sevk etmeye yarar cihat diyor. Ve zuafayı zalemenin elinden tahlise sayi etmenin bir neticesi olmak itibarıyla. Kaçıncı amaç oldu? Şirkin def'i bir, dinin ilası iki, nüfusun akısanın işte sevk edilmesi, tedricen tekemmüle sevk edilmesi üç ve zuafayı zalemenin elinden tahlise. Zuafa zayıflar arkadaşlar, zayıf insanları zalimlerin elinden kurtarmak için çalışmanın bir neticesi olmak itibarıyla fetih, mağfiret, fethe illet kılınmıştır. Yani zayıf insanları zalimlerin elinden kurtarmak, o baskıdan kurtarmak. Yani ben üçüncü amaç konusunda, bunun en azından nasıl yapılacağı konusunda tereddütlerim var. Ama diğer üç tanesi elbette benim de her türlü mücadelemin, her türlü gayretimin, inşallah Cenab-ı Hak bir parçası sayar beni, amacı, benim de amacım onlar yani. Şirkin def edilmesi, dinin yüceltilmesi ve zayıfları zalimlerin elinden kurtarmak. Üçüncü kısımda bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar, biraz da müdafaa edeyim o görüşü. Nüfus-u nakısanın tedricen ihtiyarlarıyla tekemmül edebilmeleri için kahran sevgine. Mesela buna bir örnek vereyim arkadaşlar. Çocuğunuz geldi 14 yaşına, 13-14 yaşına, dedi ki ben okumayacağım. Okumak istemiyorum. Ne yaparsınız arkadaşlar? Yani 15 yaşında artık hukuken reşit olmasa da hayatta yetişkin bir insan yani. Kendisiyle ilgili kararlar alabiliyor. İşte ne bileyim, yanlış bir alışkanlık, kötü bir yola girdi. Yanlış bir alışkanlık kazandı. Yani biz bunu kendi çocuklarımız söz konusu olduğunda veya etrafımızda elimizin altındaki insanlar söz konusu olduğunda anlayabiliyoruz da bir başka insan için anlayamıyoruz diye düşünüyorum. Aslında mesela devletler vatandaşlarına bunu yapıyorlar. Yani mesela 12 yıl zorunlu eğitim ne demek arkadaşlar? Bir toplumu tekemmül edebilmesi için kahran, yani zor kullanarak bir yere sevk ediyorsunuz, değil mi? 12 yıl zorunlu eğitim ne demek yani? Belki okumayacak adam çoban olacak yani. Sadece 2 yıl okusa yetecek ona, okuma yazma, 4 işlem tamam yani. Değil mi? Dolayısıyla bu aslında yapılan bir şey. Ama burada böyle yazıp da cihadın gerekçesi diye sunulduğunda modern insan bunu böyle şey karşılıyor. Yani işte bak gördün mü, dini zorla yayıyorlar diye karşılıyor. Ama kendisi bunu çok fevkalade her açıdan yapıyor arkadaşlar. Yani modadan tutun da efendim işte eğitim, zorunlu askerlik, yani dev bir ülkenin vatandaşlarına zorunlu kıldığı şeyleri düşünün. Bunların hepsi aslında kahran, onları bir yöne doğru sevk etmek demektir. Yani zor kullanarak bir, tabii burada amaç tekemmül edebilmeleri, yani onun iyiliğinedir. Bana da sorsanız, yani bir insan çobanlık yapmayı da tercih edecek olsa müzikten, tarihten, sanattan biraz anlamasında bir sakınca yok, değil mi arkadaşlar? Bugünlerde çok meşhur bir film var, Perfect Days diye. İzlerseniz orada da görürsünüz. Yani insan temizlikçi olarak da işte entelektüel ilgilerini sürdürebilir. İsterse temizlikçi olarak yaşasın. Tabii çok sıra dışı bir örnek ama giderek de bu artacak arkadaşlar. Ben giderek çok daha fazla sayıda insanın, yine dün duydum öyle bir haber, tanıdığım birinden yani. Çok daha fazla sayıda insanın
entelektüel birikimine rağmen mavi yakalı işlerde çalıştıklarını göreceğiz. Çünkü meslekler giderek ortadan kalkıyor, yok oluyor ve insanların bütün eğitimleri, birikimleri bir anda boşa gidebiliyor. Şimdi işte bütün bunların, bu dört temel amacın neticesi olmak itibariyle mağfiret, yani bunları yaptığında Allah'ın mağfiretini kazanıyorsun. Fethin de sebebi bu. Yani sen bir insan cihad ederken, fetihler yaparken aslında neye ulaşmak istiyor? Allah'ın rızasına, mağfiretine, affına ulaşmak istiyor. Ki murat illeti gaiye, yani yani hikmettir. Hikmet nedir arkadaşlar? Bir şeyi niçin yaptığımızın gerekçesidir. Cihadı niçin yapıyoruz? O en sondaki amaç ne? Yani cihat yapacağız, ne olacak? İşte insanlara İslam'ı anlatacağız. Tamam, anlatacağız, ne olacak? İşte fethedeceğiz filan, ne olacak? Yani en sonu tamam tamam ne olacak diyen var ya, böyle bir espri. Tamam, şimdi ne olacak? İşte en son amaç arkadaşlar Allah'ın affını kazanmaktır. Aslında burada bir duralım. Allah'ın affını kazanmanın da mağfireti, yani mağfiret günahların örtülmesi ve rızaya ermek demek. Allah'ın mağfiretini kazanmanın da bir tek yolu yok arkadaşlar. Nasıl insanların kapasiteleri, yetenekleri, vakitleri, hayattaki imkanları eşit değilse arkadaşlar, mağfiret de eşit değil. Eğer Cenab-ı Hak deseydi ki sadece cihad edenler mağfireti kazanacak deseydi. Mesela Kur'an-ı Kerim'de kimler Allah'ın mağfiretini kazanır? Buna bir bakmak lazım. Hangi davranışlar, daha doğrusu kimler demeyelim, düzeltiyorum. Hangi davranışlar insanı Allah'ın mağfiretine götürür? Bazen zikir ve tesbih, bazen gece kalkıp yalvarmak, dua etmek, namaz kılmak, işte bazen sadaka vermek. Yani her an. Mesela bazen yetimlerle ilgilenmek, kimsesizlerle ilgilenmek, bir insanın yüzünü güldürmek Allah'ın mağfiretini kazanmaya sebeptir. Dolayısıyla tek bir seçeneğe indirilmediği için işte benim yolum en, hani Allah'ın mağfiretine yakın yol, geri kalanların hepsi boş yapıyorlar deme hatasından da bizi korur. Demek olur ki buradaki fethü mağfiret, fetih ve mağfiret, bağışlanma. Sure-i Muhammed'deki "Vestağfir li zenbike ve lil mu'minine vel mu'minat" emrine imtisalin cevabı ve semeresi olmuştur. Muhammed suresi bu sureden önceki sure. Fetih suresinden önceki sure. Ne diyordu orada, işte 19. ayet-i kerimede? "Vestağfir", bakın istiğfar mağfiretin bir başka formu, Allah'tan mağfiret istemek demek. "Vestağfir li zenbike", günahına bağışlanma dile, velil mu'minine vel mu'minat, erkek müminler ve kadın müminler için de, günahlı onların da günahlarının bağışlanmasını dile, emrine imtisalin, yani bu emre uyduğunda bunun sonucu ve meyvesi, meyvesi nedir? Fetihtir. Tabii burada ilginç bir şey var arkadaşlar. Biz hani biraz bölmüşüz kafamızda dinin emirlerini, birbirinden biraz ayırmışız. Yani mesela biz Allah'ın bizi bağışlamasını istemenin, Cenab-ı Hakk'ın affını istemenin semeresinin cihat olduğunu düşünebilir miydik? Yani bu açıdan da bu bağlantılar işte çok önemli. Ben düşünemezdim şahsen. Yani ben Allah'tan beni bağışlamasını istiyorum. Bu duamın karşılığı Cenab-ı Hakk'ın bana cihat ve fetih yollarını açması. Buraya dikkat kesilmenizi emrediyorum. Emrediyorum dedim, tövbe estağfurullah, rica ediyorum. Dikkat kesilmenizi rica ediyorum. Yani ben Cenab-ı Hak'tan beni bağışlamasını istiyorum. O da bağışlıyor. Böyle değil arkadaşlar. Buradaki nükte. Beni bağışlamasını istediğimde beni bağışlamasına sebep olacak yollar açıyor bana Cenab-ı Hak. Yani tebliğ imkanları, cihat imkanı. Çünkü onları yaparsam beni bağışlayacak. İnşallah burası da anlaşılmıştır. Alusi der ki, burada da önemli bir nükte var arkadaşlar. İnna fetahna diye azamet nunuyla isnad olunduktan sonra, şimdi sure nasıl başladı? İnna, muhakkak ki biz, fetahna, fetih verdik, fetih fethettik diyor. Biz diyor, yani Cenab-ı Hak kendinden bahsederken. Azamet nunu diyor buna müfessirlerimiz, yani makamın yüceliğini bildiren bir ifadedir bu diyor. Bundan sonra mağfiretin liyafira lekallahu, Allah seni bağışlasın diye ismi celal ile isnat olunması şu nükteye işaret edebilir ki
Yani fetihte bir çoğul zamiri kullanıldı bu fethi nasip etme noktasında. Sonuçta mağfirete ulaşmada ise doğrudan doğruya ismi Celal kullanıldı. Tek Allah kendisinden bahsediyor yani. Buradan şunu anlayabiliriz ki diyor, fethi Allah Teala vesait ile icra buyurursa da, yani fethi sana çeşitli vasıtalarla, birilerini sana yardım ettirerek, birileriyle birlikte hareket ederek, çeşitli gerekçeler, vasıtalar yaratarak icra buyurursa da, mağfireti yani bağışlamayı Zat-ı Sübhanesi doğrudan doğru kendisi yapar. Yani Cenab-ı Hak bizzat doğrudan doğruya kimseyi karıştırmadan kendisinin yaptığı şeyleri genellikle tekil ifadelerle anlatmıştır. Başka vasıtaları da kullanarak yaptığı işleri de çoğul zamirleriyle anlatmıştır. Burada aslında bize çok önemli bir terbiye de veriliyor arkadaşlar. Mesela bir misafiriniz var, yemek hazırladınız. Kaç kişi hazırladı bu yemeği? Yani evde yardım eden biri var, anneniz bir şey getirdi, kardeşiniz bir şey getirdi, bilemiyorum yani. İşte ben hazırladım demeyin diyor yani bize Cenab-ı Hak. Çünkü onu sen tek başına yapmadın. Beraber yaptık, beraber hazırladık. İşte yardım ettiler sağ olsunlar diye. O yani Cenab-ı Hak bütün bu vasıtaların da yaratıcısı, meleklerin de Rabbi yaratıcısı. Yani Cenab-ı Hak dese ki işte ben yarattım dese, ne diyecek melekler? Ya Rabbi biz de orada çalıştık mı diyecekler yani. Çünkü onları da o yarattı. Ama ona rağmen eğer bir başka varlığı da kullanmışsa o işin icrasında, Cenab-ı Hakk'ın çoğul zamiri kullanması burada ne kadar büyük bir edebi bize öğretiyor. Bazıları şunu tasrih etmişlerdir ki, büyüklerin kendilerinden biz diye mütekellim meal gayr, yani çoğul sigasıyla tabir adetleri, kendilerinden böyle bahsetmeleri adetleri, kendilerinden sadır olan fiillerin ekseriya tevabi istihdam etmek suretiyle olmasındandır. Yani işte yemek hazırladık, işte ne bileyim herhangi bir işi yaptık diyorsunuz. Büyükler bunu hep kendilerine hizmet eden kişiler vasıtasıyla yaptıkları için böyle biz diye ifade ederler diyor. Buna Nasr'ın yani zaferin ve yansurakallahu diye ismi celile isnad olunmasıyla itiraz da edilmez. Ve men nasru illa min indillah. Çünkü zafer ancak Allah katındandır. Burası çok önemli arkadaşlar. Hep söylediğim bir şey var. İnşallah yanılmıyorumdur. Yani bugüne kadar ona aykırı bir şey görmedim. Biz çabadan ve süreçten sorumluyuz. Sonuç Allah'tan. Yani nasrı, zaferi niye Allah kendine isnat etti madem tekil olarak diye itiraz edemezsiniz buna. Çünkü sonuç doğrudan doğruya Allah'ın yaratmasıyla olur. Bir şeyden sonuç almak Allah'ın yaratmasıyladır. Onun için ne kadar çalışırsak çalışalım arkadaşlar, bütün gereklerini yaptım, bütün işte bu işin olması için ne gerekiyorsa riayet ettim şartlara diye sonucu garanti göremeyiz. O sonuç için daima Allah'a yalvarırız. Bir de burada değinilmemiş ama ben söyleyeyim. Bütün peygamber kıssalarında benim görebildiğim arkadaşlar, Peygamber Efendimiz'e de defalarca sizin en iyi bildiğiniz Nasr suresindeki mealine bakarsınız kısaca. İdaca Nasrullahi vel Feth suresinde de fetih ve zafer Allah'tandır. Sonuca ulaştığı bir peygamber, mesela Yusuf kıssasında da öyledir. Sonuca ulaştı. Gerçekten dünyevi bir başarı kazandı. Ne yapacak orada? Ne evet nasıl da kazandım mı diyecek? Zaferini mi kutlayacak? Ne yapmasını istiyor Allah Teala? Arkadaşlar vestağfir hu Nasr suresindeki Allah'tan bağışlanmanı dile, mağfiret dile diyor. Yani insanın sonuca ulaştığında da, bir başarı elde ettiğinde de bir Müslümana yakışan o başarının Allah'tan olduğunu bilmek ve nihai başarı olmadığını bilmek, sadece dünyevi bir başarıdır o. Nihai başarı yani bütün bu hayatın hedefine ulaşması ancak Allah'ın mağfiretini kazanmakla olacak. Onun için sen mağfiret istemeye devam et diyor. Yine وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Ali İmran suresi 135. ayet-i kerimede işte bu hakikatlere işaret olunmuş demek daha açık olacaktır. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Günahları Allah'tan başka kim affedebilir, kim bağışlayabilir demek. Zenbin
günahın yani liyanfira lekallahu ma tekaddeme min zenbike ve ma teahhara. Ma tekaddem ve ma teahharı geçmişi ve geleceği hepsini ihatadan kinayedir. Bu suretle peygambere cemii zünubdan, bütün günahlardan yani mağfiretle taharet ve beraati tebliğ buyurulmuştur. Yani sen bütün günahlarına, geçmiş ve gelecek bütün günahlarına mağfiret talep etmesi ve bu suretle temizlenmesi ve tertemiz tebliğe yani günahlardan arınması tebliğ buyurulmuştur, arınacağı. Ancak ma tekaddem tabiri zenbin vukuunu işaret ederse de yani geçmişte yapılmış, olmuş bitmiş günahları işaret ederse de ma teahhar tabiri farazi olduğunu ihtar eder. Çünkü peygamberimizin o günden sonra yani peygamber olduktan sonraki hani günah işlemesi düşünülemez. Dolayısıyla bu bir farazi bir tabirdir. Bunun için burada peygamber yani faraza hani gelecekte günah işleyecek olsan onu da Allah affedecek anlamındadır. Bunun için burada peygamberden suduru melhuz olan zenbin ne olabileceği hakkında bahis yapılmıştır. Yani peygamber ne gibi günahlar işleyebilir konusunda burada bir tartışma var. Bu konuda alimlerin fikirleri var. Efendim biz burada kalalım. Çünkü süremizi doldurduk arkadaşlar. Peygamber günah işler mi? Nasıl işler? Ne demek istiyor bu ayet-i kerimeler? Onları bir dahaki buluşmamızda konuşuruz inşallah.